Arkadaşlar merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoyu çekmemle alakalı olarak bir istek talep geldi arkadaşlar. Ben de faydalı olabileceğini düşündüğüm için sizler için bu videoyu çekmek istedim. Elimde görmüş olduğunuz Chimuka'nın 30'luk viyollerdeki kullandığı çevirme motoru arkadaşlar. Şu gördüğünüz üzere ucundaki motor çevirme kolu. Motor kolumuz şu şekilde Takılma esnasında bilgi vereyim size. Şöyle bir düzlem alanı var. Motor kolu da düzlem ona olan, denk getirip bastırıyorsunuz. Bu şekilde içerideki dişliler vasıtasıyla kola hareket iletiliyor. Kol da viyolleri çeviriyor. Burada görmüş olduğunuz üzere John Touron AC Box motor olarak. Model numarası 49 TC'ye de geçiyor. 5 volt AC ile çalışır. 1, 1 watt gücünde motor gücü. 1 bölü 4 RPM. Yani 1 bölü 140 RPM motorla çalışır. Chimica'nın 30'luk Vuel motoru bu arkadaşlar. Herhangi bir zamanlayıcı gerekmez. Çünkü zaten firmanın kendi ürettiği ürün içerisinde zamanlayıcı adaptörü de mevcuttur. Bu şekilde bir motorcakı var arkadaşlar. Şurada gördüğümüz gibi bağlantı kablosuna bağlantı yapabiliyorsunuz. 5 volt AC 1 watt gücünde 1/140 bölü 140 RPM hızlı çalışır. Herhangi bir zamanlayıcı gerektirmez çünkü kendinden redüktörlü motor diyoruz bunlara. Bu şekilde aktarma kablosuyla 6 adet bağlantı yapabiliyorsunuz. Bunun dörtlüleri, ikileri de var aktarma kablosu altılı olmasına rağmen hani illaki 6 tane birden takmanız gerekmiyor. Onu da söyleyeyim. herhangi bir bir tane de takabilirsiniz, iki tane de takabilirsiniz. Ama besleyici adaptör 10 watt olması lazım ki 6 motoru desteklesin. Çünkü motorlar aynı anda çevirmeye girdiğinde güç akımı yükseltiyor. Bu da adaptörün kaliteli olmazsa Dönüşünü zorlaştırır motora da düşük enerji verdiği için bozulması neden olur Bu herhangi bir bu motora yağlama gereksin duymuyor arkadaşlar yağ kullanmıyorsunuz Uzun ömürlüdür eğer düzenli tertipli kullanırsınız birçok kişide gördüm Kadarıyla Bu kabloları şu dip kısmından Kopuyor ya da kırılıyor İşte deform oluyor dolayısıyla bu bizden kaynaklanıyor yani kullanıcı hatası oluyor Ben bazı müşterilerimize verdiğimiz, sahiplendirdiğimiz bu motorlardan bizim aracılığımızla alıyor ve de kendisi alıyor. Ee, yaklaşık bir 10 yıl kullanıp da hiçbir şekilde şu motor diplerinin bozulduğunu, kablo besleme geçişinin bozulduğunu görmedim. Ama bazı bir yıl içerisinde bozan arkadaşlar da var. Dikkat edilmesi gereken bir şey. Gördüğünüz gibi ölçüler sahip. Arkadaşlar bilgi amaçlı bir de sizin için motorun genişliğini ölçmek istiyorum. Şu şekilde bağlantı yaptığımızda motorun uçtan uca motor segmenti haricinde ya da şöyle yapalım. Segmentinden dair ölçelim. Motorun 4 santim geliyor arkadaşlar. Bu şekilde motorun dibinden segment ucuna 4 santim geliyor. Motor kolunun alt haznesinden 3.4 geliyor. Yani 34 milimlik bir ölçüsü var. Motorun sadece kendi kalınlık ölçüsü 24 milim arkadaşlar. Yaklaşık 24 milim olarak geliyor. Dıştan dışa da ölçelim sizler için. Belki merak eden arkadaşlarımız vardır. Bağlantı aparatlarının olduğu yerden dıştan dışa 62 milim geliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hani bu motor bilgisi almak isteyen arkadaşlar varsa şöyle çapını da ölçü verelim kaç geliyor? 46 buçuk yani 46 milim 47 milim arası olarak motor çapı var arkadaşlar. Motor kablosunun uzunluğunu da ölçelim sizler için. Belki merak eden arkadaşlar vardı ya bu motor kablosunun uzunluğu ne kadar acaba? Hani yeter yetmez diyerekten bakalım. Onu da şöyle ölçü vereceğim. Yaklaşık biraz daha geçe yapabilirsek Şöyle 13 milim arkadaşlar